Merhaba, Millet İttifakı'nın adayı sizce kim olur? Millet İttifakı'nın adayı kim olur derken Millet İttifakı kendisi bilmiyor ki adayının kim olacağını, ben bileyim. Ama bana göre allıyorlar, pulluyorlar. Moda'da, şeyde, Bağdat Caddesi'nde çok dolaşıyor. Ali Babacan büyük ihtimalle. Neden Ali Babacan olur? Ali Babacan her şeye oynar. Her kılığa oynayabilecek tipte bir adam. Tamam mı? Yani Ali Babacan'ı da şöyle yapacaklar. İşte Ali Babacan döneminde işte AK Parti'de ekonomi iyiydi. Ekonomiyi biliyordu. Ama tabii şunu da bilmiyorlar. Babası dedi ki ben bunu tezgahtar olarak dükkanda tutmuyordum. Sonra babası espriye vurdu Ali Babacan'dan tepki gelince. Ali Babacan'dır. Niye Ali Babacan'dır? En son Cumhurbaşkanı'nın hastalığında, yani şimdi düşün, devlet yönetmiş, bakan olmuş, hiç olmayacak yerde bakan olmuş birisi tweet atmış. Tweet'te Sayın Erdoğan demiyor. Bak, İmamoğlu o kadar çekişmelere rağmen Sayın demiş, Meral Akşener Sayın demiş, Erdoğan diyor. Şimdi bu adamda ne devlet terbiyesi var, ne devlet adabı var. Hani bir söz var ya, işte oğlum vali oldun ama adam olamadın. Şimdi bunun geldiği nokta da bu. Ha, bunu şimdi geri plana alıyorlar, tamam mı? Aslında burada Meral Akşener çok akıllı oynuyor. Şu an şey ittifakını yöneten Meral Akşener'le HDP'dir. Meral Akşener şimdi çıktı, ne dedi? Ben adayım dedi. Doğal olarak Kılıçdaroğlu da çıktı, ben de adayım dedi. Ama Meral Akşener daha sonra geri adım attı. Atınca ne oldu? Gitti işte İmamoğlu'na dedi ki Fatih dedi. Yani Fatih gemileri karadan yürüttü, bu otobüsleri şeyden yürütemiyor işte. Nasıl Fatih ise, tamam mı? Fatih, neyse bir espri yapacağım, ceza gelir diye yapmıyorum. Yürek mi vardı, bir şey vardı. Fatih, yani o öyle bir şey diyelim. Ha, onun için şimdi Meral Akşener şimdi bunu topa soktu, tamam mı? Geri çekildi. Şimdi bu sefer ne oldu? Dedi ki ittifak kendisi belirleyecek dedi. Bu sefer Kılıçdaroğlu otomatikman ofsayta düştü. Adayım diyemiyor, adayım diyor. Ama şimdi tabii burada esas belirleyici güç HDP'dir, şeydir, Meral Akşener'dir. Tam ne var? Sol kendi başına alamaz, sağ kesimden oy alması lazım. Şimdi ben bunlara dediğim zaman kızıyorlar da, bizim şimdi etekli üçüzüler var. Yani bunların üçüzülüğü de Meral Akşener'in etek boyu kadardır. Yani bunların ötesi yok. İşte adam şimdi Turancıyım diyor ama 40 yıllık Karabağ'da bir olay bitmiş. Buna karşı düşünebiliyor musun? CHP işgal şeyi olarak oraya giden askerler diyor ki cihatçıları gönderdi. Ya bir ülkesine bu kadar 40 yıllık zulmü bitiren bir ülkeyi bu kadar rencide eden bir şey var mı? Şimdi bunların adayı kim olur derken ben şimdi bakıyorum. İşte Mustafa Kemal ne diyor? Gazi Mustafa Kemal istikbal göklerdedir diyor. E bunlar İHA'ya karşı, SİHA'ya karşı, TİHA'ya karşı, ATA'ya karşı. E ne diyor Mustafa Kemal? İstikbal ne diyor? Bunları yaparsan diyor. İlk hedef ne diyor? Akdeniz diyor. Değil mi? Bunu kullanıyor. Akdeniz'deyiz. Akdeniz'de ne işim var? 900 kilometre sınırımız var. Suriye'de. Bütün şeyler orada. Diş güçler orada. Bizim ne işimiz var? Yani bu aynı şeye benziyor. Şimdi Kılıçdaroğlu akşam eve gittiği zaman hanımı dese ki senin burada evde ne işin var? Ya bu buna benziyor ya. Bu benim evim. Tabii ki ben burada olacağım. Yani Suriye'de ben olmasam kim olacak ya? E şimdi tamam, ben şimdi insanlar bize diyor ki ya niye işte 20 senedir AK Parti'ye oy veriyorsunuz, tamam bize kardeşim. Ben aynı şey hep bir örneğe veriyorum. Şimdi iki tane araba var. Bir tane Ferrari var, bir tane de Şahin var. Bana diyor ki birine bin. Ben diyorum ki ben Ferrari'ye bineceğim. Ya 20 sene, tamam kardeşim, yeter şuraya bir Porsche koy. Porsche'ye binmeyen şerefsizdir. Ama sen Şahin'le gelmişsin, şeyi yarıştırıyorsun. Yani adamlar bir defa bütün proje yıkacağız. Yani yapacağız diye bir proje var mı? Aa, elektrik için sokağa çıktılar. Çıktı. Bir proje üretiyor mu? Elektriği nasıl üretecek? Yani sürtünme yoluyla elektrik üretebilir miyiz? Yani üretebilirsek Tayyip Erdoğan da bunu bir zahmet santrallardan, barajlardan, HES'lerden vazgeçsin. Sürtünme yoluyla elektrik üretsin. Bu muhalefetin ateşli liderlerini alsın. Desin ki kardeşim tamam, projenize destek veriyorum. Dereleri, mereleri dokunmayacağım. Sürtüneceğim size. Ben sizden elektrik üreteceğim. Bu böyle olmuyor ki ya, dünyada elektriğin üretilme şekli belli. Şimdi öteki tarafta bakıyorsun, adam şimdi Mustafa Kemal'in arkasına sığınıyorlar. Bir heykel olayı oldu. E güzel kardeşim, Hendek olaylarında Diyarbakır'da heykeller yakılmadı mı? Sakık çıkıp siz Mustafa Kemal'in askerleri değil, Mustafa Kemal'in itlerisiniz dedi. E bir baktık İmamoğlu gitti. E Sakık'la sarmaş dolaş resim verdi. Hem de resim verilen karenin arkasında PKK'lılar var. Öldürülen PKK'lıların resminde var. E şimdi bakıyorsun Diyarbakır'da gidiyorlar. PKK sevici. Trabzon'a gidiyorlar. Vatansever. Abi böyle bir şey yok ki. Bu kalemin gibi siyaseti olmaz ki. Valla ben kendi şahsım, ben hep şunu söylüyorum. Ben adam gibi solcuyu da seviyorum.
Bak adam gibi komünisti de seviyorum. Adam gibi ateisti de seviyorum. Ama ortalık şeyi olanları sevmiyorum ya. Bir adamın bir duruşu olur. Tamam mı? Bir adamın bir rengi olur. Eskiden şeyin bir şerefi vardı. Yani gavurluğun da bir şerefi vardı. Şimdi benim hep yani söylediğim bir şey var. Kızıyorlar. Tamam mı? Ya orospuluğun bile bir namusu var ya. Şimdi bu yok. E şimdi bakıyorsun. Adam şimdi diyor ki ya şu oldu bu oldu. E bakıyorum diyorum ki ya ben geçmişe dönüyorum. Geriye dönüyorum. Ya diyorum ki bu ülkede Matit Manukyan pezevenklik yaparak vergi rekortmeni oldu. Neredeydi bu TÜSİAD? Ve biz şimdi bunu yaptıktan sonra da ne yazmışız? Vergi dairelerimize ne yazıyor? Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Kutsaldır yazıyor. Şu an TÜSİAD'ın başındaki Levaneski mi ne bir şey var. Bunun şimdi Türk sanayicisiyle ne? Türk mü bu adam? Başkanlığını yapıyor. Nasıl başkanlık yapıyor? Şimdi şu olmaz. Eğer muhalefet bu ülkede gerçekten mütedeyyin insanlardan oy alacaksa, gerçekten bu ülkeyi yönetmeye talipse proje üretecek kardeşim. Bana çıkacak diyecek ki ben 10 bin kilometre yolla yetinmiyorum, bana 30 bin kilometre yol yapacaksın. Ben 20 tane hastaneyle yetinmiyorum, bana 300 tane hastane yapacaksın. Bana 50 tane havaalanı yetmez, bana 1000 tane havaalanı. Ama böyle bir şey yok ki. Şimdi bir şey tutturmuşlar. Saray, aslında bu zihniyetin saray alerjisi tamamen Osmanlı'ya hasettiklerinden kaynaklanıyor. Şimdi saray dediğin zaman saray direkt Osmanlı'yı çağrıştırıyor. Ama şimdi oradaki külliyeyi bilmiyor ki. Avrupa'nın en büyük kütüphanesini bilmiyor ki. Oradaki kültür müzesini bilmiyor ki. Bunlar yurt dışına çıkarlar, Beyaz Saray'ın önünde resim çektirirler. Kızıl Meydan'a giderler, orada resim çektirirler. Elize Sarayı'nda resim çektirirler. Heyfel'e giderler, Demir'in önünde çektirirler. Ama ülkelerine geldiği zaman olmasın. Ya niye olmasın? Niye olmasın? Yani olmayacak ne var yani? E bizim de olsun. Ama böyle bir şey yok. Yani yapacağız, edeceğiz diye bir şey yok. Yani yıkacağız üzerine yapılan siyasetten ülkeye fayda gelmez, kimseye de fayda gelmez. Ha bu millet de zaten bunları biliyor, düşünebiliyor musun? Bir sürü parti bir araya gelmiş ama aday belirleyemiyorlar. Yani adamların tartıştığı şey var, oturma düzeni üzerinde. Destek olmak için bu 17. Türk Devleti, geçmişte 16 tane daha kuruldu. Hiçbirisi istilayla yıkılmadı. Hep bugünkü, şu anki dönemdeki yapılanlarla Türk devletleri hep içeriden çökertildi. Aynen. Bu 17. Türk devletine de aynı şeyi yapılmaya çalışıyor. Yapılmıyor çünkü insanlar öyle bir diyor ki patates, soğan, patlıcan hesabı yapıyorlar. Ya arkadaş, insanlar denizde boğuluyor, neler çekiliyor, donuyor. Bak bizim vatanımız, yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz da sen patates, soğan hesabını yapacak adamsan git kardeşim vallahi, orada yaşa. Valla konuşurken şimdi şunu belirlememiz lazım. Vicdana göre mi konuşacağız, cüzdana göre mi konuşacağız? Bak, vallahi şu an, ya şunu zaten yapamayız. Ya, ekonomik sıkıntı var mı? Var. Ama şimdi konuşmaya geldiğimiz zaman global dünya diyoruz. Ya, global dünya varsa kardeşim, bugün İngiltere'de de petrol sıkıntısı var, enerji sıkıntısı var. Öteki tarafta Ukrayna var, diyor ki vanaları kapatırım, donarsın diyor. Tamam mı? Bugün şimdi bir bakıyorsun işte Rusya Fransa Başkanı şeye gitti, oturduğu masaya bakıyorsun. Bu aslında Avrupa'ya verilen bir mesajdır. Yani biz size çok uzağız. Şimdi hikaye anlatıyor ama bunu içerideki bizim, tamam mı? Adam diyor ki şeyin uçağı var. Devlet başkanının uçağının pervanesi gözüne girsin. Adam dört tane ülkeye gidiyorlar. Siz depremde bir hafta sonra gittiniz şeye, İzmit depremine. Bir hafta sonra ya, adam bir sene de Van'da şehir kurdu ya. Şimdi şu yok. Yani proje yok zaten. Şunu yapacağız üzerine bir proje yok. Bunlar yıkacağız. Bunlar bir ülkenin önündeki el frenidir kardeşim. Yani bir ülkede hep şunu yaptılar. Zaten bu soyadı kanunuyla geldiler abi. Bunları devşirdiler abi. Şimdi Hasanoğlu, Mehmetoğlu, biz yıllarca işte Yahudinin sabununu Hacı Şakir kullandırttılar bize. Biz de diyoruz Hacı'nın sabunu. Ama ya sistem burada, insanların uyanması lazım. Ben şunu diyorum. Rize'ye gidiyorsun, Gürcüler çay topluyor. Senegalli çay topluyor. 300 lira yevmiye. Abi adam çalışmıyor. Malbora içiyor. Benim şimdi iyi kötü birkaç tane şirketim var, tamam mı? Ben gitmişim, ha telefonuma bak, şimdi bir telefon moda oldu ya, diyecekler ki bak şu an benim telefonumun ekranı kırık. Ama adam abi 14 milyar iPhone alıyor, kontrolü yok. Abi sen kontrolü niye alıyorsun? Şimdi benim kendi elemanım var, çağrı yapıyor. iPhone almış, içinde kontrolü yok. Bana çağrı yapıyor, geri dön. Ya sen kontrolü niye aldın? Şimdi toplumu ne yapıyorlar abi? İşte bu TikTok'lar, MikTok'lar, tamam mı? Şimdi kendi kafalarına göre bir Z kuşağı üretiyorlar. Tamam mı? Abi bu yesin, içsin, oynasın, dans etsin. Tamam mı? Adama demiyor ki ya eğitimini yap, buradan para kazan demiyor. Diyor ki TikTok'ta iyi para var diyor. Sen kıvır diyor. Sadece olmuyor diyor gençlere, diyorlar ki sen diyor ye iç, tamam mı? Hak etmediğin bir lüksü yaşa.
Mesela hak etmedin bir lüksü yaşa. Ama diyor sen hiçbir şeye karışma, ekonomiye karışma, siyasette üretim yapma. Biz senin yerine her şeyi düşüneceğiz, biz senin yerine her şeyi yapacağız diyor. Ve ne oluyor böylece? Yetişen gençlik bomboş. Bomboş yetişiyor. Bomboş. Ya şimdi bak, şimdi öyle bir enteresan bir şey yapıyorlar ki bak şimdi bizim insanımız şunu anlamıyor. Aslında şimdi mevcut hükümet şunu yapabilirdi. Mevcut hükümet en zorunu yaptı. Savunma sanayinde bağımsız olmak istedi. Yatırımı oraya yaptı. İşte şu an ihracat patlamış. Birileri inanmasa da tamam mı? Yollar yaptı. Tamam mı? E şimdi adam diyor ki tamam biz şunu yaşamadık mı ya? Güneydoğu'da PKK'ya karşı Almanya benim tanklarımı kullanamasın dedi. Bu tanklar düğme kapatmadı mı? 35 tane kaçakçıyı şeyden istihbaratla yanlış istihbaratla vurdurmadılar mı? E şimdi kendin yapıyorsun tamam mı? Kendine diyorsun. E bir süreçtir kardeşim bir çocuk bile 9 ayda oluyor. Bir bekleyelim tamam mı? Ha tamam değişelim ama alternatif ne koyacağız abi? Gelen ne yapacak? Ya bana Allah aşkına belki ben sağırım. Duymuyorum. Bana bir tane proje söylesinler ya. Şimdi adam düşünebiliyor musun? Bu ülkenin ana muhalefet lideri halkı isyana teşvik ediyor. Diyor ki fatura ödeme. Ben şimdi kendim eylem yapacağım. Metroya bineceğim, para vermeyeceğim. Diyeceğim ki zamları çekene kadar ben ödemiyorum. Ödemiyorum. Bineceğim abi, metrobüse bineceğim, akbil basmayacağım. Zamları yeri alana kadar ödeme yapmayacağım. Yani senin bu hakkın varsa, ya senin zamanında biz biliyoruz insanlar ölülerini senetsiz alamıyordu ya. Sen senet vermiyordun ya. Sen şimdi neyi konuşuyorsun? Neyi anlatıyorsun? Ya işte şimdi ya çıkıp konuştuğu zaman ya düşünebiliyor musun? Bir Karabağ'daki senin 17-25 yaşadık tamam mı? 7 Şubat ülkenin MIT'ine operasyon yapıldı. Ve adam diyor ki Türkiye cihatçı örgütlere yardım yapıyor. Bu adam Türkiye'yi yönetmeye talip olmuş. Türkiye'yi yönetmeye talip bu adam ya. Şimdi bunun peşine giden adam. Ha bir adam bak şunu derse ben bunu kabul ederim. Ya kardeşim vatan bayrak millet hikaye. Biz bir ülkeyi böleceğiz. Bak bu adama saygı duyuyorum. Böleceğiz diyor. Adamın fikri bu. Ama sen şimdi Taksim'e gideceksin. Apo bayrağı ile Atatürk bayrağını asacaksın. Ondan sonra Atatürk sömürüsüne başlayacaksın. Heykele ip atılanlar size yakın insanlar çıkınca oradan geri adım atacaksın. Tamam mı? Şeyde bir sürü heykel yapıldı. O zaman susacaksın. Demirtaş içeride niyedir diye ağlaşacaksın. Ondan sonra Demirtaş'la kahvaltı yapacağım diyeceksin. Ondan sonra da ben Turancıyım, ülkücü. Ya sen zurnacısın. Ne Turancısı ya? Onlara Turan'ı söyle, Kızıl Elma'yı söyle, vallahi aması elması zanneder ya. Ne elması ya? Bunların fikir altyapısı yok ki ya. Yok abi şimdi. Ya konuştuğumuz zaman, bir şey dediğin zaman adam şimdi aşağıda raportaj yapıyordu. Kız çocuğu bir şey anlatıyor, adam şimdi yükleniyor ve özgürlük adına aslında yükleniyor. Çok şey biliyorlar da, hepsini de biliyorlar ama onları yönetenler diyor ki sen bilmeyeceksin, sen görmeyeceksin, sen konuşmayacaksın. Ben sana diyor ne söylersem, senin diyor günlük raporunu ben yazacağım, bunları konuşacağım edeceğim diyor. Ya bunlar... CHP geçmişte Ecevit'in, rahmetli Ecevit'in döneminden beri hep hizipçi bir partidir. Hep içinden bölünmüştür. Çünkü bu parti geçmişten beri genel başkanlarına kendi tabanı muhalefet yapan bir partidir. Şimdi aynı şeyi başka bir şey bilmiyorlar. Yani sadece bu ülke nasıl yönetilebilir, ne yapılabilir, milli eğitimde, sağlıkta nasıl bir şey yapılabilir deyip de muhalefet olarak getirip halkın önüne bir şey koymuyorlar. Sadece hizipçilik yani bir şekilde oyun bozanlık. Abi bunlar talimat sürekli yapan insanları abi, talimat partisidir abi insanları, bunların işi bu ya. Ha, sürekli bir şeyler yapan insanları kösteklemek. Yani az evvel dedin ya bunlar bunları bilmiyor mu? Ya emin ol ki senden benden iyi biliyorlar ama ağaları patronları diyorlar ki işte diyorlar yani bir ara dedi dostlarımızla işte yap. İşte o dostları buna günlük gönderiyor. Anlatıyor mu? Diyor ki sen öyle çeten bu diyor. Bunu yapacağım, bunu yapacağım diyor. Vallahi ben bak şimdi ben kendi kafamdan tasarladığım şöyle bir şey var. Şu an yani İYİ Parti'ye baktığımız zaman İYİ Parti'yi Pensilvanya yönetiyor. Şimdi işte bot hesaplara bakıyorsun. Hesap eklemelerine bakıyorsun, oradaki tweetlere bakıyorsun. Pensilvanya bir tweet atıyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu da HDP, PKK, DHKPC bu kanadı ki zaten o yönetmiyor. İstanbul İl Başkanı yönetiyor. Canan Kaftancıoğlu yönetiyor. Tamam mı? Şimdi o da onu alıyor. İşte bizim içeride bakıyorsun. O eski bizim saadetliler var. İhtiyarlar var. Antropos siyaseti yapanlar var. Tamam mı? Şimdi bir bakıyorum ya Temel Karamollaoğlu Sivas Madimak olayında yobazdı. Belediye başkanıydı, itfaiye genç göndermişti. Madımak katili diyordular. E bugün Yobaz Temel yoldaş Temel oldu. Bu nasıl oldu ya?
Şimdi bir bakıyorsun Erbakan'a 28 Şubat'ta ana avrat küfrettiler ya, Sultanbeyli'de bir tane paşa pezevenk dedi. Ya paşa şey yani, rütbesi belli yani, tuğ general mi neydiyse, tamam mı? E bir bakıyorsun bunlar şimdi Erbakan'a şey ödül veriyorlar, Erbakan'a tören düzenliyorlar. Aslında o ödülü verdikten şeydir, Erdoğan'dır yani, onlar ondan ödül vermiyor. Ama ben şimdi yukarıdakine bir şey demiyorum da alttaki tabakaya bakıyorum. Şimdi geçen bakıyorum İYİ Parti MKYK üyesi şey, Kamalan, Mustafa Kamalan oğlu. Yani bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Şimdi öyle bir içeci girmişler. Düşün adam ya, bir ayda biz şunu düşünüyoruz. Şey, ittifak adayları nasıl oturacak? Bunu tartışıyoruz abi. Bunlar nasıl ülke yönetecek? Yani şeye bakıyorsun. Şimdi İstanbul'da süt bedava olacaktı. Ekmek bedava olacaktı. Ulaşım temel hakkı bedava olacaktı. Tamam mı? Hepsine zam yapıyor. Ha, şartlar kötüdür, yapabilirsin. Ama öteki tarafta bakıyorsun bugüne kadar işte karşı olduğun, hep yapma dediğin şeyler. Tamam mı? Şunu yap. Ya ben muhalefetten şunu istiyorum. Beni bu ülkede muhalefet yapsınlar. Yemin ediyorum bunlardan şey fazla oy almazsam namerdim ya. En son bir şey ekleyeyim. Belediye başkanı bir depremde gitti. Depremde abi kaymak hakkı abi, o kayacak abi. Bir saniye. Van'da mı hatırlamıyorum o. Neresiyse. Erzurum'a gitti. Van'a uğradı, oradan kaymaya gitti. Depremzadeleri ziyade etti. Bak ama şeyden etti. Önce de ne dedi? Bak şimdi ondan, hemen benim imaz vatanı verin. İstanbul'un kaybedecek zamanı ondan yok dedi. Sonra sonra ailesiyle kayak yapmaya gitti. Gazeteci abi bunlar kaymak tabaka. Kayar abi bunlar, kayar ya. Bunların ne haline peyiriz dedi. O dedi kardeş dedi, bizim işimiz böyle dedi. Alışacaksınız bu sisteme dedi. Abi sistem şu, tamam mı? Şimdi bir bakıyorsun, tamam mı? Bir tane yapılan bir şey. Ya şuraya bir kafanı çevir. Kaç senedir burayı almışlar? Bir otopark altı bitmişti. Otoparkı yapmışlar, tamam mı? Oradan da şimdi ne olacak? Oradan para geliyor ya. Altını açmışlar. Üste bir şey yok. Tamam mı? Üste bir şey yok. Ulan hazır açılan metrolara gidiyor, kendi pankartını asıyor. Dünyada en fazla işte metrobüs bilmem metro hattını yapan birisi. Ya insanlar çok çok basit bir şey. Ya İstanbul'da yaşayan insanlar, ben karşıda iş yerim vardı. Geçerken her gün köprülerde farklı resim görüyordum. Proje görüyordum. 19 yaşında Cumhurbaşkanı adayı olmaya karar verdim. 19 yaşında Cumhurbaşkanı adayı olursun tabii. Evet, gel açıkla tabii ya. Bir de kardeşim sözüm. Sence millet bahçesi şey, millet bahçesi diyorum. Millet bahçesi. O da güzel bir hizmet. O da güzel bir hizmet. İttifakının Cumhurbaşkanı adayı kim olur? Kim olur bilmiyorum ama ben olmak istiyorum. Tamam, projelerle dinleyelim. Ben sana tamamdır abi. Tamamdır. Ne yapacağım ülke için? Tarımda yeni 5 yıllık Hollanda'nın var mesela şu anda. 5 yıl öncesini planını yapıyorlar şu anda tarımda. Hollanda'nın var değil mi? Bana planını onu söyle. Ha, planım. Var. Şimdi öyle bir TikTok üzerinden evet konuşup abi. Yapma. Tamamdır. 5 yıllık planda nesi var? TikTokçular 5 yıllık burada gelmez zaten. Orada kurulduğu zaman zaten 100 yıllık nasıl plan yapıldı? Planı ne? 100 yıllık plan olmaz abla. 100 yıllık planı bugün nasıl yapacaksın? Tamam, sen 5 yıllık yap. Tamam, ben 5 yıllık yapıyorum. Arkadaşı destek. Benzini fiyatını düşüreceğim. Nasıl? Benzin? Şöyle düşüreceğim. Devletin kendi hazinesi benzin var. Mi üreteceğim? Evet, bir saniye abi. Kendi hazinesi var. Bankasında. Bütün devletin merkez bankasındaki rezervlerden evet, mi bahsediyor? Rezervlerimiz var. Evet. Onunla belli bir yerde benzinin fiyatını kendi devlet karşılayacak. Devlet zaten süspanse ederek veriyor. Aldığı fiyata benzini vermiyor. Yani şu an devlet, şu an Türkiye'de devlet satmış olduğu benzinden zarar ederek satıyor halka. Yani %40'ını mı ne, net rakam söylemeyeyim. Yalan söylemiş olurum. Evet. Süspanse ederek sat. Bilmiyorum, net rakam söyleyemem. Yani hayır. Şu rakam var. Ya sana şimdi ben de şimdi devlet karşısında... öyle kendinden zarar etmez abi. Öyle bir saçmalık yok. Öyle... Alıp aynı fiyata veremez. Altına da veremez. Bak sen şimdi devletten diyorsun. Devlet kazanır. Devlet devleti zarar bak etmez. Bak abi sana diyeceğim. Şöyle bir sen şey söyleyeceğim. Bir saniye. Devleti deve misalıyla öyle deve gitmez, yürümez. Bir şey söyleyeceğim.